Kadriye Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Melekler ve Doğa, kreş ve gündüz bakım evinin genel hizmetlerinden, eğitimlerinizden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Kadriye Kaya kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Kadriye Kaya ekibin 7 senesinde kendi kreşini açan, eğitime gönül veren, evet, çocukları benim diye benimseyen kişidir. Kesinlikle bence. Çocuklara sahip çıkıyorsunuz öncelikle. Fazlasıyla. Benim çocuk diyorsunuz. Odaklı, çocuk odaklı çalıştığımız için ve bunu vizyonumuzda olmak istediğimiz yerde gördüğümüz için bu bizim için çok önemli. Kendi çocuklarınızdan ayrı tutmuyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. Kesinlikle. Evet. 2007 dedik. Uzun yıllara dayanan bir tecrübe var burada. Daha öncesinden de eğitimler aldınız tabii ki. Kendinizi geliştirdiniz, tecrübelendiniz ve kendi yerinizi açtınız. Burada profesyonel hizmetler veriyoruz. Evet. Melekler ve Doğa, kreş ve gündüz bakım evi olarak. Peki lokasyon olarak neredeyiz? Bursa'nın neresindeyiz şu anda? Mudanya. Bursa Mudanya'dayız. Mudanya'nın biraz şehrin dışında, ilçenin dışında. Ama doğayla baş başa, doğayla özdeş, tabii ki, tabii. Bütün doğal güzellikleri olan bir yerdeyiz. Tabii ki. İlk başladığımızda, biz buraya ilk başladığımızda velilerimiz buraya nasıl alışacak diye tereddüt ettiniz. Tereddütlerimiz vardı. Fakat daha sonrasında doğa ismi de girdiği için bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Değil mi? Zaman geçtikçe tabii ki onlar da alıştılar. Tabii ki. Sevdiler, benimsediler. Tabii ki. Çok güzel. Ne dedik? Yıllardır profesyonel hizmetler veriyoruz dedik. Tabii profesyonel hizmetleri vermek için profesyonel de bir kadroya ihtiyaç var. Aynen. Toplam kaç kişilik bir kadromuz bulunmakta? Bizim 10 kişilik eğitim kadromuz var şu anda. Yeni açılacak okulumuz da daha fazla olacak Allah kısmet ederse. Tabii oraya da geleceğiz. Şu anda 10 kişilik hizmet personelimiz var. Öğretmenlerimizin hepsi çocuk gelişim mezunu. Çok güzel. Ben kendim çocuk gelişim mezunuyum, anaokul öğretmeniyim. Bu çok önemli tabii ki. Tabii ki. Çünkü biliyoruz ki merdiven altı bu işi yapan meslektaşlarınız demiyorum onlara tabii ki. Kesinlikle değil. Evet. Çünkü gerçekten bir kanun ve nizamname olması gerekiyor. Bizim uğraştığımız kesim çocuklar. Evet, çok önemli. Bunları asla riske edilmemesi gerekiyor ve çocukların vaktinin harcanmaması gerekiyor. Evet. Her şey para demek değil. Yaş aralıklarından bahsedeceğiz. Kesinlikle burada temelleri atıyoruz çocuklarımız üzerinde, sağlam temeller atıyoruz. Aynen. Yaş aralıklarından ve kapasitemizden biraz bahsedebilir miyiz? Bizim okulumuz 2-6 yaş grubuna hizmet etmekle mükellef şu anda. Kaç kişilik bir sınıfımız var? Yani kaç tane sınıfımız var? 5 tane sınıfımız. Ve kaç kişi? Evet, 5 tane sınıfımız ve her sınıfta bir öğretmenimiz, tamam, bir bakıcımız, çok güzel, yemek yapan bir ablamız, bir de demiş temizlik yapan, aynı zamanda ve bir sınıfta kaç öğrencimiz var? Bir sınıfta sınıfların büyüklüğüne göre çocuk alıyoruz. Sınıflarımızın 13 kişilik olanımız da var, 14 kişi olanımız da var, 18 kişilik sınıfımız da var. Sınıfların büyüklüğüne göre çocuklarımızı alıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki hizmet verirken nelere dikkat ederiz? Ürünlerimizden bahsettik. Biraz önce özel sohbetimizde burada çocuklarımıza yemek veriyoruz. Evet. Tabii burada günlük taze doğal ürünlerle, kendi yaptığınız ürünlerle çocuklarımızı tabii doyuruyoruz. Tabii biraz ki. Bahsedebilir miyiz? Bahçemizde tavuklarımız var. Alanımız bayağı geniş. Çok güzel. Burada çocuklarımız basit soğandır. İşte farklı ürünler yetiştirebiliyorlar. Kendi yetiştirdikleri. Hobi bahçemiz var değil mi? Hobi bahçemiz var ve evet, kendi yetiştirdikleri ürünleri çocuklarımız, çocuklarımızın koparıp al yemeleri, onlara çok büyük bir özgüven aşılıyor. Kesinlikle. Ve biz bunu küçük yaşlarda bunları yapabiliyorlarsa tabii ki kendilerine bir özgüvenleri geliyor. Tabii ki. Aynı ürünlerle turşu kuruyorlar. Aynı ürünlerle reçel yapabiliyorlar. Evet. Ve bunları yemek onlar için inanılmaz bir deneyim. Evet. Çok güzel. Peki Kadriye Hanım, bir de yeni yerimiz var. Evet. Ne zaman devreye girecek? 3 ay sonra galiba. 3 ay içerisinde o da devreye girecek. Çok güzel. Konsept aynı olacak fakat yaş aralıkları değişecek. Yaş aralıkları değişecek. Artı orası 0 yaş grubu. Aylık çocuklarımızın olduğu. Çok güzel. Bir kurum olacak. Buradan annelerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz.
doğduktan 3 ay sonra hemen ay sonra sizinle irtibata izni, geçip... Tabii süt izni bittikten sonra bizimle iletişime geçebilirler. Evet. Ve Mudanya'da... Nerede olacağız? O da melekler ve doğaya çok yakın olacak. Orası meleklerin dünyası olacak. Çok güzel. Biz çocuklarımız bizim için birer melek. Değil mi? Çocuk odaklı çalıştığımız için biz meleklerimizi çok seviyoruz. Ve her şeyden önce biz insan yetiştiriyoruz. Evet, kesinlikle. 6 yaşına kadar çocuklarımıza vermemiz gereken neyse, aldığımız eğitimlerin sonucunda çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerekiyorsa bunu gerçekten... çocuk bazlı çalışarak yapılabilir. Farklı bir şekilde olmaz. Çok güzel. Peki bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Bundan sonraki aşamalarda. Kaliteden ödün vermiyoruz. Kesinlikle. Hizmet kalitemizden, eğitim kalitemizden, eğitimcilerimizin kalitesinden ödün vermeden devam edeceğiz. İleriye doğru sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bunu arttırabilecek, çıtamızı yükseltebilecek her şeye açığız. Çok güzel. Eleştiriye son derece açığız. Velimizin bizimle beraber çocuğumuzun alışma sürecine kadar bizimle beraber olmasını gerçekten canı gönülden istiyoruz ve bunu yapan tek kurumuz Mudanya'da. Ve onların memnuniyeti sizin için çok önemli. Tabii ki. Kesinlikle tabii çocuklarını teslim ediyorlar size. Gözleri arkada kalmadan tabii ki işlerine gidebiliyorlar. Tabii ki. Ve işlerinde de verimli olabiliyorlar. Çok iyi. Eğer çocuğunuzda aklınız kalırsa kesinlikle yaptığınız işten keyif almazsınız. Evet. Başarılı da olamazsınız. Evet. Her şey çocuklar için. Çünkü burada Kadriye Hanım var. Çok güzel. Peki son olarak sizleri tercih eden değerli velilerimiz başta olmak üzere, bugüne kadar sizleri destekleyen en başta eşinize buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Eğer buradaysam en büyük destekçim eşim Niyazi Kaya. Çok güzel. Çocuklarım, onların geleceği için başlamıştım. Çünkü ben evlatlarımı ne kadar iyi yetiştirirsem yetiştireyim, bir başka çocuğun benim çocuğuma zarar verme ihtimali çok yüksekti. Evet. Ve bu herkes için geçerli. Çocuklarım ve dokunabildiğim aileler, dokunabildiğim çocuklar benim çocuklarımdır. Ve onlar geleceği temsil ediyor. Ve bundan sonrasında da aynı çıtamızı sürekli yükselterek devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım. Başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.